Hatırlıyorsanız daha önceki videolarımda sizlere sunucu alanı ve alan adı kiralayarak WordPress kurulumunu adım adım göstermiştim. Tabi arkadaşlar bu gösterdiğim yöntemde bu işlemleri manuel olarak yapıyorsunuz ve tabi anlamayan ve bazı sıkıntılar yaşayan arkadaşlar olmuş. Bu da gayet doğal. Bana daha kolay bir WordPress kurulum yöntemi olup olmadığını soran abonelerin takipçilerim oldu. İşte arkadaşlar bu videoda size bundan bahsedeceğim. İnanılmaz kolay bir yöntem buldum. Hostinger'ı biliyorsunuzdur. Hostinger uluslararası sunucu kiralama hizmetleri sunan bir şirket ve gerçekten işlerini çok Iyi yapıyorlar. İşte onların panelini kullanarak sadece birkaç tıkla. WordPress'i arkadaşlar şık diye kurabiliyorsunuz. Gerçekten hiçbir şey yapmıyoruz hemen hemen. Sadece gerekli alanları doldurup next next diyoruz ve hepsi bundan ibaret sitemiz kurulu veriyor Ek olarak sundukları özellikler muhteşemler Hani yıllık 1500-2000 liraya gelecek özellikteki sunucu hizmeti paketleri. Burada gerçekten oldukça uygun fiyatlara. Zaten Hostinger'ın sitesi arayüzü Türkçe ve oradan işte sepete ekleyerek herhangi bir ticaret sitesinde nasıl satın alma yapıyorsak o şekilde yapıyoruz. Size bunu da adıma adım göstereceğim çok kolay. Buradan herhangi bir paket satın almak istediğinizde bu videonun açıklamasındaki kodu kullandığınız zaman size bir de yüzde %7 oranında indirim sağlanacak. Peki arkadaşlar kolay kurulumun dışında Hostinger'ın bir avantajı var mı? Çok avantajı var. Dediğim gibi size çok uygun fiyata çok fazla özellik sunuyor. Bunun yanında bir sıkıntı yaşadığınız zaman, bir yerde takıldığınız zaman hemen canlı destekten yazıp hızlıca cevap alabiliyorsunuz. Saat kaç olursa olsun 7/24 teknik destek var. Tabii şöyle bir özelliği daha var diyelim ki hizmeti aldınız, beğenmediniz 30 gün içinde iade edebiliyorsunuz. Nasıl burada? Buradan hizmet satın alındığını, nasıl Wordpress kurulduğunu, paketlerin neler olduğunu hızlıca gösteriyorum. Şimdi ekran görüntüsüne dönüyoruz ve başlıyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile tıklayarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Şimdi kuracağımız site bir Wordpress kişisel site olacak arkadaşlar. Onun için Hostinger'da çok güzel Wordpress için optimize edilmiş sunucu çözümleri var. Bunun için öncelikle hosting'e tıklıyoruz. Bu arada gördüğünüz gibi uluslararası bir firma hostinger ama bizi Türkçe arayüzüyle karşıladı. Bu da güzel. E, linki de video açıklamasına zaten yerleştireceğim. Oradan devam edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hosting'e tıklıyoruz. Sonra WordPress hosting'e tıklıyoruz. Ve bakın aşağıda hemen paketler var. Paketlerin fiyatları değişiyor. Neden değişiyor? Çünkü fiyat arttıkça özellikler de artıyor. Ama çok basit böyle kişisel bir site kuracaksanız sizin için WordPress tekili yeterlidir. Ama işte bir tık daha işte profesyonel biraz daha fazla ziyaret alan bir site yapacaksanız WordPress başlangıç sizin için idealdir. Eğer bir işletme sitesi kuracaksanız işte alıcılarınız, müşteriniz sitenizi çok fazla ziyaret edecekse WordPress işletme uygundur. WordPress premiumla da arkadaşlar aylık 300 bin ziyarete kadar böyle dev siteler işte haber siteleri falan kurabilirsiniz. Hatta mahalli haber siteleri içinde de oldukça uygundur. Ve çok sayıda gördüğünüz gibi seçenek mevcut. Peki hangisini seçelim? Benim size tavsiyem WordPress başlangıç paketidir. Neden diyeceksiniz arkadaşlar? Çünkü WordPress tekilde mesela ücretsiz alan adı verilmezken WordPress başlangıçta ücretsiz alan adı veriliyor ve tabii ki SSL sertifikası veriliyor. Aylık ziyaret 25.000 ki bu çok iyi bir rakam. Bir de arkadaşlar şöyle bir güzelliği var. Diyelim ki beğenmediğiniz hizmet 30 gün içinde arkadaşlar iade isteyebiliyorsunuz ki bu da güzel bir özellik ve çoğu sunucu hizmeti veren firma da yok. Tamam şimdi hemen kuruluma geçelim. Ne yapacağız? Diyelim ki bunu alacağız arkadaşlar sepete ekle diyoruz. Çok kolay. Şimdi biz bir site kurarken bize ne lazımdı? Bir tane sunucu alanı, bir de alan adı. Bunu aldığımız zaman ikisini birden zaten sağlamış oluyoruz. Çünkü bize ücretsiz alan adı veriyor. Bakın burada seçenekler var. Öncelikle en yüksek fiyat çıkar. Bu sizi şaşırtmasın. 12 aylık aldığımız zaman 500-600 lira gibi para yapıyor. Şimdi bu özellikleri ve arkadaşlar bu kaliteye ve bu hıza çok da yüksek bir fiyat değil. Onu bilin. Çünkü SSD var. Hızlandırma eklentileri var. Premium eklentileri ücretsiz veriyor. 24 saat teknik destek var. İstediğiniz zaman soru sorabiliyorsunuz. Cevap alabiliyorsunuz. Yani bu hizmete göre bu fiyat gayet uygun. Bir de ek olarak video açıklamasındaki kodu. Arkadaşlar şuraya girerseniz bakın buraya tıkla diyor kupon kodunu gir diyor. Video açıklamasındaki kod Serdar Sezer. Toplam 557 lira 89 TL oluyor. Burada da arkadaşlar domaininizi sorgulayacaksınız. Şimdi site yapacağım kişinin ismi doktoru hocamızın ismi Özgür Dagli olarak aratacağız tabi. Ara diyoruz. Tamam arkadaşlar bunlardan sonra sipariş tamamla diyoruz. Buraya geliyoruz. İşte bu noktada bizden bir üye girişi bekliyor. Hemen Google'la giriş yapalım. Tabii arkadaşlar ben daha önce üye olduğum için beni doğrudan dashboard'a yani yönetim paneline atıyor. Sizi arkadaşlar kredi kartına yönlendirecek. Üye olacaksınız, ödemeyi yapacaksınız ve sizi böyle bir panelde yönlendirecek. Bu panelden de işlemleri yapacağız. Evet arkadaşlar satın alma yaptığınızda burada panelinizde bunlar görülüyor. Bakın o kadar kolay bir web site kurulumu yapacağız ki bu işler hiç alakanız olmasa bile ya da gözünüzü korkutsa bile kolaylıkla değil kurabileceksiniz. Kişisel bir site olduğu için başlangıç paketini kuracağım. Nasıl yapılıyor? Arkadaşlar şimdi yapacaklarımı takip edin. Bakın sağda sarı setup butonu var. Buna tıklıyoruz. Hoş geldin 5 gittin diyor. Start now diyoruz arkadaşlar. Diyor ki bize burada ne tür bir site kuracaksın? Yerel firmamı online servis mi, portfolyo mu blog mu? Ne yapalım? Local Business diyelim. Ya buradan arkadaşlar bir adet domain seçeceğiz. Şimdi aldığımız domainler de burada görünüyor bakın. Tek yapmamız gereken aldığımız domaini seçmek. Select diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada iki tane daha seçenek çıktı. Hemen buradan ülkemizi seçiyoruz. Türkiye ona göre çünkü dili falan ayarlanacak. Buradan da kişisel bir sistem yoksa bir şirket organizasyon sistemi olduğunu seçiyoruz. Bizimki kişisel bir site. Next step diyoruz. Domain kaydına eklenecek kişisel bilgilerimizi istiyor. Buraya bazı bilgiler verebiliriz. Tamam arkadaşlar. Domain bilgilerimize girdikten sonra buraya kendi bilgilerinize girmekten imtina ediyorsanız bir şeyler atabilirsiniz. Yani o çok önemli değil. Şu anda arkadaşlar register ediliyor. Şimdi burada yapabileceğimiz iki tane işlem var. Bir tanesi yeni bir web site oluşturmak. Soldaki, sağdaki de arkadaşlar web sitemi taşı. Ya yani başka bir yerde bir web siteniz varsa onu taşıyabiliyorsunuz kolaylıkla ama biz yeni bir web site yapacağız. O yüzden bu seçeneği işaretliyoruz. Şimdi arkadaşlar bir WordPress girişi yani sistemimize giriş yapacağımız e, hesabı oluşturacağız. O yüzden arkadaşlar buraya yazdığınız şifreyi sakın unutmayın. Şifreyi girdikten sonra Continue diyoruz ve karşımıza arkadaşlar harika bir alan açılıyor. Buradan şimdi tasarımımızı seçeceğiz. Gördüğünüz üzere pek çok sunucu firmasının yine sağlamadığı bir hizmet olan e, zengin tasarım desteği sunuyor Hostinger. Buradan hemen kendimize uygun olan siteyi, site türünü seçeceğiz. Şimdi bakalım bize ne gider arkadaşlar? Doktor sitesine ne gider? Bakalım var mı? Şunun preview'ını tıklayalım görelim bakalım nasıl bir şeymiş. Buradan arkadaşlar ön izlemeden de bunları görebiliyoruz. Ya yani bu bence gayet hoş bir site. Sanıyorum tek sayfa bir site. Başka bir tane bakalım. Biraz multi page bir şey bakalım. Düz bir tasarım seçeceğiz ki herkes kolayca bunu kullanabilsin. Bir de şu tasarıma bakalım. Evet burada bakın... <laughs> Sağlıkla ilgili falan bilgiler var. Tamam aradığımız siteyi bulduk arkadaşlar. <gayet>, Gayet iyi. Bunu beğendim. Şimdi bunu seçelim ve artık dönüştürmeye uygulamaya başlayalım. Select diyoruz. Let's finish setup diyor arkadaşlar. Web site lokasyonunu da şuradan değiştirip Türkiye veya Türkiye'ye yakın bir yer yapalım ki. Arkadaşlar bunu United Kingdom yapalım. Türkiye'ye daha yakın. En azından bir tık daha. <laughs> finish setup diyoruz. Şu anda yaptığımız ayarlar uygulanıyor. Robot çalışıyor. Bizim adımıza, bizim yapacağımız işlemler halloluyor burada. WordPress dosyaları şu anda hazırlanıyor. Web site tasarımımız, temamız aktarılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her şeyi hostinger yapıyor. Biz sadece seçenekleri işaretleyip arkamıza yaslanıyoruz ki bu gerçekten çok büyük bir kolaylık. Hostinger benim daha önce karşıma çıksaydı çok güzel olurdu. Çünkü ben işte başkalarına WordPress siteler kurarak epey para kazanmıştım ve düzenleyerek. Tabi o zamanlar böyle sistemler yoktu yani her şeyi manuel yapıyorduk. Ve bu da acayip bir vakit kaybı demekti. Çünkü işte dikkat etmeniz gereken çok ayrıntı var. Birini atladığınız zaman işte tekrar kurmanız gerekiyordu falan yani. Sıkıntılı işlerdi ama şu anda gördüğünüz gibi böyle bir teknoloji var. Siz sadece panele girip istediğiniz hizmetleri alıyorsunuz. Ve benim için kur diyorsunuz. Arkanıza yaslanıyorsunuz. Çok büyük bir kolaylık. Ya kesinlikle bunu herkese tavsiye ederim. 10 numara 5 yıldız bir uygulama bu. Evet arkadaşlar birkaç dakika içinde web sitemiz kuruldu. Domainimizi de şöyle tarayıcıya yazdığımızda zaten gelmiş olduğunu görüyoruz. DNS'lerde çok hızlı bir şekilde tanımlandı. Mesela diğer anlattığım platformlarda epey bekliyorduk. Bazen saatlerce hatta bir gün iki gün bile bekliyorduk. Ama burada birkaç dakika içinde hemen tema domainimize görülüyor. Çok hızlı bir DNS güncelleme durumu var. Şimdi burada güvenli değil görüyoruz arkadaşlar. Burayı güvenli yapmak için SSL'i öncelikle aktive etmemiz gerekiyor. Bunun için Manage Site'e giriyoruz. Manage Site. Bu bizi panelimize aktarıyor. Daha sonra buradan diğer özellikleri aktive edeceğiz tek tek. Core altındaki Force HTTPS'i aktive etmek için yandaki alana tıklıyoruz. Install SSL diyoruz. Ve şu anda arkadaşlar SSL'imiz aktif. Buradan biraz bekleyin diyor arkadaşlar. Biraz bekledikten sonra evet şu anda SSL'imiz aktif. Lightspeed'imiz aktif SSL sertifikamız aktif. Daha sonra pluginleri buradan aktive edebiliyoruz. Akismet'imiz var mesela. Bununla ilgili bazı işlemler var. Akismet neydi? Bizi istemeyen yorumlardan koruyordu. Ve gördüğünüz gibi burada bütün eklentilerimizi buradan bu şekilde yönetebiliyoruz. Özgür bağlı koma tekrar tıkladığımızda bu sefer tasarımımızın da buraya geldiğini görüyoruz. Evet, buraya hatırlıyorsanız WordPress bilgilerimizi girmiştik. Klasik WordPress'e giriş yapar gibi arkadaşlar yine WP admin'den bilgilerimizi yazarak da girebiliriz. Bilgilerimizi yazıyoruz, girişliyoruz ve şu anda dashboardumuza girdik. Yani WordPress'imizin ana ekranına girdik. Evet arkadaşlar, bundan sonra yapmamız gerekenler klasik WordPress düzenleme işlemleri. Gördüğünüz üzere gayet kolay bir kurulum gerçekleştirdik. Bundan sonra yapmamız gereken temadaki değişiklikler. Bunları zaten WordPress kullanıcıları gayet iyi biliyordur. Bilmeyenler de arkadaşlar daha önceki WordPress videolarıma göz atarak bu değişiklikleri nasıl yapacaklarını görebilirler. Videonun sonunda sitenin bitmiş halinde sizlere göstereceğim.